İyi günler, ben Baran Yarcıoğlu. Bu dersimizde Unity'de Shader Graph'ta başka bir örnek üzerinde duracağız. Bu sefer wireframe efekti nasıl yapılır onu inceleyeceğiz. Öncelikle bize çok basit bir, nasıl diyelim, bir artı şeklinde bir küçük resim lazım. Wireframe olarak kullanabilmek için. Onu GIMP'te kolay bir şekilde oluşturabiliriz. Photoshop kullanıyorsanız onda da basit bir şekilde oluşturulabilir. Ben şimdi GIMP için onun nasıl yapıldığını göstereceğim. 1024'e 1024 bir resim dosyasını birazdan 64'e 64'lük parçalara bölerek çalışacağım ekranda. Tam ortadan bir artı işareti verebilmemiz için 1024'e bir 64 daha eklersek 1088'e 1088 olursa, şimdi resim gelince birazdan daha iyi anlaşılacak. Şu an ekrana geldi. Onun View menüsünden grid'i ekranda görünmesini sağladım. Bir de Synaptic Grid seçeneğini seçtim. Birazdan Select işlemi yaparken tam grid'e hizalansın yaptığımız işlemler. Ayrıca Image kısmından Configure Grid bölümünden Spacing kısmında Horizontal ve Vertical değerlerini 64 olarak ayarlayacak olursak kolay bir şekilde bir artı işareti yapabileceğiz. Şimdi Rectangle Select seçeneğini tıkladım. Şu tam orta kısım şu şekilde. Oradan bir seçim yapıyorum. Eğer tam denk getiremezseniz Snap çalıştığı için biraz hareket ettirerek tam üstüne gelmesini sağlayabiliriz. Şu anda mesela dışarıda oldu. Şu şekilde bir kısmı tamam. Yatayda da bir selection işlemi yapacağız. Ama şimdi yaptığımızın ortadan kaybolmaması, iki selection'ın beraber seçilmesi için şu Rectangle Select, yani sol taraftaki Rectangle Select menüsünde mod kısmında soldan ikinciyi, yani birden fazla selection'ı aynı anda yapabilme seçeneğine getirdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taneyi atlayıp bu sefer de yatayda bir artı yapıyoruz. O da tam hizalansın istiyorum. Biraz aşağıda kaldı. Bir boyayalım. Sol tarafta siyah renk seçili ve fill modunu seçeceğim bulabilirsem. Bu GIMP, yeni GIMP versiyonunda renkli ikonlar artık kullanmıyorlar. Ama benim aradığım bucket fill olacak. Hala da göremedim. Şu. Onu seçtim ve orta kısmı bu şekilde boyadık. Ve bunu birazdan kullanacağız. Aslında şurada küçük bir piksellik bir hata oldu. Onu bir şey yapalım. Select, no select diyelim. Tekrar bir selection işlemi yapacağım. Yeniden. Şurada biraz önce yakalama seçeneği yoktu. Bir piksellik bir problem var orada. Onu şimdi düzelteceğiz. Yine bucket fill'i seçtim ve orayı düzelttim. Şimdi bunu kullanacağız. Yalnız renklerini bir invert edelim. Color kısmında invert var. Siyah yerler transparent olacak. Beyaz yerler görünür olacak. Objenin görünür kısımları. Bunu artık kaydediyorum. Export as masa üstünde wireframe.jpg olarak kaydedelim. Sonra Unity'ye geçiyoruz. Burada işiniz bitti. Hazır buraya gelmişken hemen import new asset diyerek masa üstünden o wireframe'i buraya alalım. Bunu kullanacağız şimdi. Sol tarafta obje olarak 3D obje kısmından bir küre. Hatta yanında bir de kapsül, beraber ikisini de birden görelim. Onları yan yana getirdikten sonra şöyle sol üst köşeye doğru getiriyorum. Birazdan arka planda onları inceleyeceğiz. Hemen materyali isteyelim. Materyal geldi. Bu arada şeyi tekrar hatırlatayım. Edit, Proje Settings'te, Graphics'te sağ tarafta, Graphics Settings görünürdeyken en üstteki Scriptable Render Pipeline Settings kısmında Lightweight Asset seçili, yani şuradaki. Onun nasıl yapıldığını bu serimizin ilk derslerinde anlatmıştım. Şimdi aynı şeyleri tekrar etmiyorum artık. Materyali istedik. Bir de Create Shader kısmından bir PBR graph istedik, bir shader. Onu materyalin üzerine sürükleyip bıraktık. Ayrıca şu iki objemizi birden seçiyorum ve materyali sürükleyip bırakıyorum. Böylelikle her ikisi için de kullanacağız bu yeni shader graph'ı ekrana getirdik. Burada hemen texture'ı kullanmak için bir texture 2D istedim. Hatta buradan seçimini de yaptım.
ve içeriye de aldım. Onu kullanacağız. Hatta bir sample texture 2D penceresi isteyecek olursak, burada bağlantı yaptığımızda ister albedoya bağlayın bu şekilde. Şu kısımda görebiliriz. Save asset diyorum. Bunu kapatıyorum. Çünkü materyal seçiliyken burada da texture'ı seçmemiz gerekiyor. Onu seçtiğimiz zaman şu kapsül ve kürenin üzerinde ilk görüntümüzü elde ettik. Tabii devam edeceğiz şimdi çalışmaya. İlk olarak tiling için bir işlem yapacağız. Bu sample texture 2D'ye bir UV bağlayacağız. Tiling and offset penceresiyle. Bu wireframe'in daha küçük olarak görüntülenmesini sağlayacağız. Yalnız burada albedo'ya değil de eğer alfaya bağlayacak olursak, alfaya. Sonra seçeneklerden de surface seçeneğini transparent'a getirecek olursak, o zaman objemizin sadece bu beyaz artı olan kısımları görünür. Siyah olan kısımlar ise şeffaf olarak çalışacaktır. Eğer save asset diyecek olursam arka planda da aynı şey geçerli. Burada bir de eğer bir color için property ister ve onun rengini bir renk verelim. Sonra bu rengi içeriye alır. Albedo'ya bağlayacak olursak PBR Master'da, o zaman bu görünür kısımlar mavi renkli olur. Başka bir renk seçersek, bir de kırmızı yapalım şöyle. Dikkat çekici bir renk olsun. Save asset diyecek olursam burada mavi tabii şey oldu. Etkin oldu. O yüzden yine materyal seçiliyken buradaki color'ı ayrıca kırmızı olarak belirtmemiz gerekiyor. Evet, devam edelim şimdi çalışmaya. Ne demiştik? Bir tiling and offset penceresi kullanacağız. Onu ekrana getirdim. Bağlantıyı yaptım. Şimdi burada tiling kullanacağız. İki boyutlu bir vektörü var bunun. Yukarıdan istersek bir boyutlu vektör seçeriz. Oradaki sayı iki kere kullanır. Veya iki boyutlu bir vektör seçeriz. Bir vektörü seçiyorum ben, bir boyutlu vektör. Ve onun default değeri de mesela 5 olsun. Sonra bunu eğer alır, tiling kısmına bağlayacak olursak, wireframe olayı biraz daha görünür hale geldi. Arka planda da görünmesini isteyecek olursak, bu şekilde bir wireframe görüntüsü yaptık. Eğer bu değeri 10 yapacak olursak, daha sık bir görüntü var. Ama tabii ki arka planda olması için illa materyali seçip şu vektör 1 katsayısını 5 yerine 10 diye burada da belirtmemiz gerekiyor. Tekrar new graph'ı ekrana getirdim. Şimdi bir de bu wireframe görüntüsünün zaman geçtikçe hareket etmesini sağlamak için ne yapmamız lazım? Onu inceleyeceğiz. Sol tarafta bir time penceresiyle başlıyorum çalışmaya. Animasyon işin içine girdiği zaman muhakkak başlangıç noktamız bir time penceresi oluyor. Time penceresini eğer bir doğrudan doğruya time penceresini offset'e bağlayacak olursak hemen bir kayma işlemi görüyoruz. Arka planda da görmek istiyorsak save asset düğmesine tıkladığımızda orada da kayma işlemini görüyoruz. Ama bu çok basit oldu. Biraz araya pencereler ekleyerek kontrol biraz daha bizde olsun istiyoruz. O yüzden mesela yukarıda iki tane vektör isteyeceğim tek boyutlu ve bunların değerleri de her ikisi de şimdilik 1 olsun. Sonra bunları içeri alacağız ve kullanacağız katsayı olarak, ama bize iki tane de multiply penceresi lazım. Bu katsayıların işleme sokulması için iki tane multiply gerekiyor. Onları buraya koydum. Şimdi time'ı birinci multiply ve ikinci multiply'ın herhangi bir girişine bağlamanız yeterli. Sırası önemli değil. Çarpma işleminde sıra fark etmiyor. Property'leri de boş kalan diğer kısımlara girecek olursak, böylelikle iki tane katsayıya bağlamış olduk bizim time işini. Yalnız bir de bunları tekrar birleştirmek için combine birleştirme penceresi gerekli. Her iki çıkışı R ve G'ye bağladığımız zaman RG çıkışını kullanarak bir offset kayması yapabiliyoruz. Şu anda her iki sayı da 1 olduğu için şurada hem aşağıya hem sola kayıyor. Şimdi bir tanesini 0 yapalım. Yatay hareketi 0 yaptığım zaman
alttaki ikinci vektör bir değerine sahip. Sadece düşeyde bir hareket söz konusu. Eğer alttakini sıfır, üsttekini bir yaparsam o zaman da sadece yatayda bir hareket hem de sol tarafa doğru bir hareket. Eksi bir verecek olursak sağ tarafa bir hareket olarak bunu bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Biz bunu gene şey yapalım. Alttakini bir yapalım. Düşeyde bir hareket olsun. Seyvaset demek yeterli geldi. Arka planda da aynı görüntü var. Yapacağımız son değişiklik, yeni bir ekleyeceğimiz özellik şu olacak. Tilekent Offset'in şu UV girişine bir pencere bağlayacağız. Daha önce kullanmıştık onu. Position penceresi, yani olaya hangi açıdan bakıldığını belirten pozisyon penceresi. World seçilidir default'ta. Eğer biz bunu View seçersek ve o şekilde bir bağlantı yapacak olursak UV'ye, o zaman arka planda da deneme yapabiliriz. Hangi açıdan bakacak olursak objelere, wireframe o açıdan gözükecek şekilde yerleştirilmektedir objelerin üzerine. Eğer World seçili olsaydı, bakalım arka planda çalışacak mı? Çalıştı. World seçiliyken ise objenin kendi geometrisine göre yerleştirilmektedir. Aralarında böyle bir fark var. Tekrar Save Asset dersek, evet, şu baktığımız açıdan bu daha iyi bir görüntü veriyor. Evet, bu dersimizde incelemek istediğim shader grafı bu şekilde tamamladık. Şu anda ekranda biraz da büyüttüm. Tüm pencerelerin görüntüsü bu şekilde. Bizim bu arada giriş penceremiz görüntüde olmadığı için bunu kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Şuraya geldi. Değerleri de görmenizi sağlamak için şöyle açalım biraz. Texture belli zaten. Color kırmızı. Şu 3 tane vektör sırasıyla 5, 0 ve 1 olarak seçmiştik en son. Evet, pencereyi bir kere daha tam ekran yapayım. Sağ taraftan. Biraz daha büyütürsek en büyük bu şekilde gösteriyor. Evet. Bir sonraki dersimizde yine devam edeceğiz. Shader graph'la ilgili örneklerimize. Görüşünceye kadar hoşça kalın.